Bu saatte dükkan mı kapatılır lan? Abi, 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 abi ölüm ve polislik iş çıkarma abi bize. Ben bulurum sana çiçek. Vallahi bulacağım abi. Bulurum ben sana çiçek abi. Polisle falan uğraş. Lütfen abi. Efendim Fırat. Narin iyi misin sen? İyiyim. Geldi mi manyak? Geldi şimdi gitti. Babamın adamları nezaretinde terk etti çiçek. Eyvah. Baban da artık burada olduğumuzu biliyor yani. Yarın hemen İstanbul'a dönüyoruz. Döndüğümde de zaten bu olayı kökünden halledeceğim. Şimdi yanına geliyorum. Tamam. Ben yengeme gidiyorum. Sonra görüşürüz. Tamam. Ben de alama uğrayacağım. Oradan uğrarım yanına. Hı hı. Tamam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi akşamlar Narin Hanım. Ne istiyorsun benden? Bir şey yok. Ailenizde olanları duydum da... başsağlığı için şey diyeyim dedim. Ben aslında daha erken gelecektik ama... çiçekçi kapalıydı. Çiçekçiyi evinden aldırdık, dükkanı açtırdık falan filan. Niye adım adım takip ediliyorum ben? Ha? Niye bu adamın sürekli beni oraya buraya zorla götürüyor? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Fırat Kazan'la korkutmaya mı çalışıyorsun? Fırat Kazan benim neyim? Sevgilim mi? Kocam mı? Neyim benim? Niye korkacakmışım ki? Bana baksana sen. Benim hayatım senin gibi bir zorbayla geçti. Daha bacak kadar çocukken korkmadım kimseden. Senden mi korkacağım ben? Bütün duymak istediğim buydu. Memleket havası yaramış. Kibarlık, hanımefendilik yalan olmuş. Çok seks. En derin taziyelerimle. Ya bu arada Şadiye bacının yerini merak ediyorsan ben biliyorum. İşler abla. Ay uğramaz oldun hayırsız kız. Ya son sene işte ne yapayım? Gece gündüz sınava çalışıyorum az kaldı. Şadiyecik. Ay. Hadi genç kız oldu başımıza ya. Ya sorma oldu vallahi. Oldu da ilk randevusuna çıkacak. Biz azıcık sistemeye getirdik Şadiye'yi. Sinemaya gidecek de. Ben tanıyor muyum bu çocuğu? Kimmiş? Hı? Hadi geç geç şuraya otur anlat. Tanıyorsun gerçekten abla. Bizim pastanecinin oğlu Zafer. Ha. Zaten bu Zafer'den başka kimi geliyor ki? Ha bizim Zafer. Çok kibar, terbiyeli çocuktur o. Bazı hayırsızlara hiç benzemez. Hem okuyor da aferin kız Şadiye. İjden abla hem okuyor hem çalışıyor. Ay nasıl güzel pastalar yapıyorlar ya görsen şaşırırsın ha. Allah Allah ya. Bizimki de üniversite okuyor. İşsiz kalacak hali yok ya. Hem para, mal, mülk, gani ne olacak? Babasının işi yeter be. Ucundan azıcık alalım mı? Canlansın saçın biraz, ha? Ya İçler abla, Fırat artık hem öyle Sema ile falan görüşmüyor. Aklımızı Şadiye'ye verelim Narinciğim, tamam mı? Onun geleceği daha parlak görünüyor şu an için. Kızım siz nasıl kurtuldunuz babanın elinden pazar pazar? İçler abla, bak biz sana yardıma diye çıktık. Sakın sen bir şey belli etme, tamam mı? Tamam, tamam. İyi misin? Nasıl olayım ben hocam? Olan nasıl? İyi değil. Şükür ateşi düştü. Ağzına bir haftadır bıçak açmıyor. Öylece uyuyup duruyor. Doktor bir derdi var. Bunu bir de psikolog görsün dedi.
Erdoğan öyle başında taş kesmiş duruyor. Ya konuşursa anlatırsa ne yapacağız? Ne olacaksa olsun Berecan. Oğlum iyileşsin de ne olacaksa olsun be. Bana bak, bu annenden kalma böyle altınlar, paralar vardı, epeyce bir şey vardı. Onlar nerede? Kötüsü gelirse diye söylüyorum gülüm. Yani alırız İbo'ya gideriz. Ne yapalım şimdi? Bu saatten sonra her şey hazırlıklı olmam lazım ya. Nasıl ayırırım Erdoğan'ı oğlandan? Bir gidip görsen halini oğlanın başında. Ben oğlanın yanına gidiyorum. Ay ne kadar güzel oldun kız Şadiye. Zafer seni görünce düşüp bayılacak ha. Ay abla, ben miyim ya? Ay Şadiye sakın. Sakın ağlama, ağlama. Kız makyajını açacak. Ay hayret bir şeysiniz yani. Gören de kızı evlendirdi, koca gönderiyoruz zannedecek. Gel bakayım gel. Ay abla. Ay. Çok teşekkür ediyorum sana ya. Resmen hayatımı kurtardın. Canım, hadi git git. Geç kalma. Abla hadi ben gidiyorum. Hadi. Alo canım, ne haber? Narin. Ya Sezenlerin evde arkadaşlarla toplandık. Ya o gördü bu gördü derdi olmadan gelsene sen de. Rahat rahat konuşuruz ha. Ya takılırız biraz ya, ortam güzel. Ha neredeydi orası? Biliyorum, tamam. Abla ben de çıkayım artık. Fırat okula dönecek ya. Hani dönmeden son bir kez göreyim onu. Git git. Aynen böyle devam et. Ziyanet hayatın o hayırsızın peşinde. Ama sonra hiç gelip bana zırlama. Zırlamam abla, merak etme. Ben kendimi korurum her şeyden. Benim içimde bir şalter var hep. Kötü bir şey olunca, kötüye gidince böyle o şalteri kapatıyorum, tamam mı? Kimse beni üzemez, korkma yani. Bazen de o şaltere uzanamadan yanıp kavgulu verir insan ama. Sen yine kendine çok güvenme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.